Herkese yeniden merhaba ve Ağustos bitenlere hoş geldiniz. Bu ay bayağı bir şey var. Yani ben sanırım bu ay galiba büyük bir temizlik yaptım ve bayağı ne varsa kullanmak istemediğim, ne varsa az kalan ve bitmesi gereken neredeyse %80'i burada diyebilirim. Ve Eylül ayı da buna benzer bir arınma olacak ama daha çok ağırlıklı olarak burada diyebilirim istediğim ürünlerin çoğu. Hadi hemen başlayalım. O kadar çok kapsül kahve anlatacağım ki anlatamam size. Çünkü bu ay şarjım düşmez. Çünkü bu ay hiç çekirdek kahve kullanmadık. Sadece kapsül kahve kullandık ve zaten nedeni de belli. Bunu iki kişi içtiğimiz için ve her gün ortalama neredeyse 2-3 kahve içtiğimiz için normal miktarda bir kapsül kahve diyebilirim bunlar için. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle şu büyük olanlardan başlayalım. 2 tane şöyle iç içe koydum ki fazla yer kaplamasın diye. Şöyle Delmar'ın kapsül, hatta şöyle söyleyeyim. Delmar'ın kapsül isimli kapsül kahvesinden bitirdik. Bunlar çok büyük indirimdeydi Metro Market'te ve galiba 39'lu paketi 4,5 liraya gelmişti diye hatırlıyorum. Ve böyle büyük indirimler olduğu zaman böyle yani çok büyük paketler de olsa almaya çalışıyorum genelde. Çünkü yani sıkılsak bile bu sonuçta açıldığı zaman hemen tüketilmesi gereken bir şey değil. 10 tane kullanırım, 20 tane kullanırım, beğenmem. Ya da aynı kahve içmek hoşuma gitmez. Sonra başka bir kahve açarım gibi düşünüyorum. O yüzden böyle büyük ve uygun fiyatlı olabilecek kahveleri genelde almaya çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi 4,5 euro olunca nereden baksanız yani 10'lusu 1 küsüre geliyor. 1,20'ye, 1,10'a geliyor. O yüzden gerçekten çok çok uygun fiyatlı oluyor. Genelde kahveleri hani böyle tane başına hesaplamaya çalışıyorum. 10 tanesi eğer 1,5 euronun altına düşüyorsa kesinlikle çok uygundur. Yani 2 euroya kadar da normaldir. 3 euro ve üzeri benim için gerçekten biraz da fazla oluyor. O yüzden indirimleri yakalayıp stoklu gitmeyi tercih ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bununla da severek içtik. Yani sıkılmadan da içtik diyebiliriz ama sıkılma ihtimaline karşı da o dediğim diğer yöntemi yapıyorum. Sonra yine böyle bir büyük 30'lu bir kutudan daha bahsedeceğim. Bunu da aynı şekilde Metro'dan almıştık. Hayır, bunu Metro'dan almadık. Pardon, bunu Lidl'dan aldık. Çünkü bunlar yeni çıktılar. Crema e Gusto diye bir serisi çıkmış Lavazza'nın. Ben bu serinin kırmızı olanını, yine Crema e Gusto olanını çok seviyorum. Ve o da aslında çekirdek olarak da çok seviyorum. Öğütülmüş olarak da çok seviyorum. Gerçekten benim en sevdiğim ve tavsiye edebileceğim öğütülmüş kahvelerin başında geliyor aslında Lavazza'nın e Gusto'su. Özellikle de kırmızı olan, siyah kırmızı olan rengi. Ama bunun da aynı serinin farklı bir versiyonunu görünce de Nespresso uygun. Tabii ki denemek istedim. Bunda da hatta indirim yoktu. Yeni çıkmıştı Lidl'da. Ve öyle almıştım. Hatta biz genelde yani hangi kahve açacağımıza son kullanma tarihine göre karar veriyoruz evde. O yüzden de hani hiçbir kafa karışıklığı olmuyor. Hangisi daha eskiyse, hangisinin daha son tüketim tarihi yakınsa onu açıyoruz ve hiçbir şekilde düşünmüyoruz. O yüzden de bunu diğerlerinden önce açtım. Çünkü çok merak ettim. Bunu normalde yeni almama rağmen çok çok önceden açtım. Çünkü bu aslında 30 Kasım 2025'e kadar son tüketim tarihi olan bir kahve. Bunu beğendim ve gerçekten de güzeldi. Lavazza'nın kapsül kahvelerini genel olarak seviyorum. Bazı birkaç tane kahvesi onları sevmiyorum ama bu kesinlikle sevdiklerimden bir tanesi. Sonra gelelim yine Lavazza'ya. Şöyle iki tane kahvesinden bitirdik. Bu Lavazza Rosso'nun normalde yine Metro'da biz bunun büyük paketini bulduk. Böyle 30'lusunu bulduk biraz önce bahsettiğim gibi. Bunlar da sanki yeni çıkmış gibi duruyor. Çünkü bu böyle bir tane daha. Bunlar Netto'da böyle her zaman olmayan ürünlerin olduğu reyonda bulmuştum ben bunları ve 2,29 gibi bir fiyatı vardı ve farklı görünce de hani denemek istemiştik. Üçünden de birer tane almıştık. Bu birazcık bana acı geldi. Şu espresso olan. Bunun mesela sertliği kaçmış. Aslında 13 üzerinden de 5'miş ama bana birazcık acı geldi. Ama yine de sabah kahvesi olarak güzel. Ama bunun tadını gerçekten sevdim. Şu anda da bunun 30'lusunu içiyoruz. Dediğim gibi burada içtiğimizi unutmuşum. Ve bunun aslında 10'lusunu aldığımızı da unutmuşum. Ama Metro'dan aldığımız ve 30'lusu aslında son tüketim tarihi çok yakın olduğu için onu da artık önceliklendirdik. Bu mesela bununki ne kadarmış? Bir de buna bakalım. Bu da aslında 30 Temmuz 2025'e kadarmış ama galiba bunu da merak ettiğim için açmışım. Ama genel olarak sevdim diyebilirim. Hani ikisinden birisi ise ben bunu tercih ederim ama bir tık daha yumuşak içim sevdiğim için bu bana birazcık ağır geldi ama ağır kahve sevenler bunu daha çok sever. Uzun zamandan sonra ilk defa bir Nespresso kahvesi açtık. Ve en sevdiklerimden bir tanesini açtık. Cosi'yi.
Bunun da şöyle görebilirsiniz, tam olarak şöyle bir rengi var kapsül olarak ve en sevdiğim renk. Gerçekten her şeye uyan ve beni en iyi hissettiren renklerden bir tanesi bu olabilir. Hatta bugün giyeceğim süvetimin de rengi tam olarak bu. Yani bakar mısınız, gerçekten aynısı diyebilirim. Şu an sıcak olduğu için giymedim ama yani bu benim gerçekten en sevdiğim renk. Bir renk olsam bu olurdum ve ya da böyle bronz tonlarında olurdum. Gerçekten çok güzel ve şunu fark ettim ki market kahvelerini çok fazla içtiğimiz için belki de damak tadım bu kadar keskinleşti. Ve Nespresso'yu içtiğim anda gerçekten farklı bir tat olduğunu hissedebiliyorum. Yani evet, bu Nespresso kahvesi diyebiliyorum kesinlikle. Ama en sevdiğim ve beni gerçekten en iyi hissettiren kahvelerden bir tanesi bir bu. İki Tokyo. Ve Kazar'ı çok seviyorum. Ristretto'sunu çok seviyorum. Birkaç tane daha böyle kahve var. Böyle spesifik ve tadını gerçekten ayırt edebildiğim kahvelerden. O yüzden Nespresso gerçekten bu işi, yani tabii ki bu işin babası olarak, bu işin annesi olarak gerçekten en iyisini yapıyor. Ama yani muadillerini denediğiniz zaman aslında bu kahvelerin ne kadar kaliteli olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz. Gerçekten bu bana bunu bir kere daha böyle çok keskin bir şekilde hissettirdi. Ve bu da böyle elimdeki diğer Nespresso kapsüllerine böyle daha farklı bakmamı sağladı. Ama arada onlardan da içeceğiz. Çünkü geçen gün almıştık. Kıyamaya kıyamaya hepsinin son tüketim tarihi yaklaşmak üzere. O yüzden de bununla başladık ve diğerlerinden de tek tek bahsedeceğim önümüzdeki bitenler videosunda. Yani bu benim zaten en sevdiklerimden bir tanesi. İleride koleksiyonlar çıkınca yanına mutlaka kahve eklemem gerekecek. O yüzden bunlardan da ekleyeceğim. Ve kafeinsiz kahve. Aslında akşamları böyle hani sıcak bir şey içmek istediğim zaman bazen çay içmek, bazen de kahve içmek istiyor canım. Ama son zamanlarda ve bu aya baktığım zaman Ağustos'ta büyük ihtimal sadece kahve içmek istediğim zamanlarmışım. Yani herhalde ikişer tane kafeinsiz kahve içtiğimiz günler olmuştu. Yani bir günde 4 tane içtiğimiz kahve olmuştu ve dolayısıyla haftanın 2-3 günü içtiğin zaman zaten bir paketi çok rahatlıkla bitirebiliyorsun. Öncelikle bu sizden geldi. O kadar mutlu olmuştum ki bunu ilk gördüğümde. Nescafe artık kafeinsiz de bir kahve çıkartmış diye. Ve bunu bayağı bir aradım, bulamadım. Sonra büyük bir Kaufland'da buldum. Şöyle burada kafeinsiz yazıyor olması lazım. Kolombiya'nın aslında kafeinsizi. Ben şahsen Brezilya'nın kafeinsizini tercih ederdim. Kolombiya genel olarak çok sevdiğim bir kahve türü olmakla birlikte Nescafe'nin Kolombiya'sını sevmiyorum. Nescafe'nin en güzel kahvesi bence Brezilya olanı. O yüzden bunu da çok beğendim söyleyemeyeceğim. Ama Brezilya olsaydı eğer çok beğenirdim. Ondan da eminim. O yüzden Nescafe'nin Brezilya kafeinsiz kahve yapmasını bekliyorum. Bir daha kafeinsiz kahve alışverişi yapmak için. Sonra da Café Royale'den 2 tane kahve bitirdik. Bunları da İsviçre'de Migros'un outletinden almıştık. Şöyle galiba 3 tane almıştık diye hatırlıyorum. Hatta şurada zaten fiyatı da yazıyor. 2.35 franka almışız. Bunlar da güzeldi. Ama tek bir sorunu vardı ki normalde Café Royale'de böyle şeyler pek olmaz. Ama bu ikisi, yani bunun bazı kapsülleri makineye çok zorladı. Ve ben makineye çok zorlayan kapsülleri genel olarak böyle bir adım geride duruyorum. Tadını her ne kadar sevsem de. Çünkü böyle damla damla akıyor ve beni geriyor. Makineye bir zarar verecek gibi hissediyorum. O yüzden bundan bir daha almayacağım. Yani eğer iyi bir kafeinsiz kahve arıyorsanız Kapsa'yı öneririm. Kırmızı renkli ve kafeinsiz. Ama eğer bulabilirseniz ve kesinlikle yani en sevdiğim, açık ara en sevdiğim kafeinsiz kahvem artık Lidl'ın kendi markası olan kafeinsiz kahve. 20'li ve 3.79 olması lazım fiyatı. İnanılmaz bir kahve. Yani sanki kafeinsizliğiyle normal bir kahve içiyormuşsunuz hissini veriyor. Ve ben bazen kahveyi içip uyuduğumu bilirim. Yani hiçbir şekilde kafein etkisi yok. Ve gerçekten bunlardan ziyade Lidl'ın kahvesi mükemmel. Her gittiğimde olmasa da 2 haftaya bir mutlaka almaya çalışıyorum unutmadığım sürece. Evde hep stoklu oluyor yani. Evet, kahveler bitti. Uzun uzun kahveler hakkında konuştuk. Şimdi gelelim hala ağırlığını koruyan çantanın içindeki cilt bakım ürünlerine ve parfümlere, kişisel bakım ürünlerine. Yine aynı şekilde kategori olarak gideceğim. Ben buraya bir dizeyim. Hemen geliyorum. Öncelikle sıramızı bozmadan hemen banyo ürünleriyle başlayalım. 2 tane ürünüm var. Bir tanesi bu Balea'nın duş jeli. Geçen yıl Christmas özel çıkmıştı ve ben o zamandan bir sürü almıştım. Bir 4-5 tane almıştım ki böyle ara ara kullanayım diye. Vlogmas çok özlediğim zamanlarda bazen alıyordum ve kullanıyordum. Bu da galiba onlardan sonuncusu.
Ya çok güzel kokuyor gerçekten ama sadece o anda hissediyorsun ve hiçbir şekilde kalıcı olayı yok. Yani bu seni o anda mutlu eden bir duş jeli. Gerçekten güzel kokuyor. Duş jeli kullanıyorsanız eğer öneririm. Ama şöyle bir karar aldım. Yani bilmiyorum ne kadar doğru ama böyle duş jeli kullanmak hem vücuda tabii ki genel olarak kimyasal kullanmaktan dolayı zararlı. Evet, bu zaten cebimizde ama şöyle bir şey de var. Hiç temiz hissettirmemeye başladığını fark ettim beni. Ve böyle sabuna dönmek istediğimi de fark ettim. Böyle Dove da artık zaten alabildiğim bir marka olduktan sonra acaba diyorum Dove mu kullanmaya başlasam? Elimdeki duş jelleri bitmek üzere. Şu an bir tane sondan bir öncekini kullanıyorum. Sonra bir tane daha da sonuncusu var. Tabii ki Advent Calendar'dan falan çıkanlar da var. Ama onları da büyük ihtimal böyle seyahatlerde falan kullanırım gibi geliyor. Ama ondan da önce galiba bundan sonra duş jeli almayı bırakacağım. Ve sadece sabuna geçeceğim. O daha iyi olabilir ama bunun için de kremli sabun kullanacağım. Cildim de kurutmasın diye. Bilmiyorum, bundan sonra herhalde bir sonraki ne değil ama sonraki bitenlerde ya da bir vlogta bundan bahsederim. Sabun kullanınca ne değişti diye. Şu an için duş jeli almayı bıraktım. Bayağı önce aldığım iki tane duş jelim var. Bir tanesini şimdi kullanıyorum ve bir tane daha var. O birazcık büyük. Yani herhalde benim bu konu hakkında konuşmak için bir iki bitenler videosu sonraya ihtiyacım var. Ya da bir vlogta da konuşurum. İkisinde de konuşabilirim. Yani bu konu birazcık aklımı karıştırıyor. O yüzden siz ne yapıyorsunuz? Duş jeli kullanıyor musunuz? Sabun kullananlar memnun mu? Katı duş jeli kullanabiliriz. Ya da katı sabun. Hani bu ikisinin arasındaki fark da ne? Bende ikisi de var çünkü. O yüzden ikisini de deneyebilirim. O yüzden böyle bir bu tarafa doğru bir yönelmek istiyorum. Ama sizin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ettim doğrusu. Eğer kullananlar varsa ve yazarsa çok sevinirim. Çünkü bu birazcık aklımı kurcalayan konulardan bir tanesi bu banyo ürünleri konusunda. Garnier'in böyle mallı bir şampuanı. Yani bunu bilmiyorum, çok sevmedim. Yani bu böyle kokusu güzel ama gerçekten bir Hindistan cevizi sütlü değil. Yani böyle farklı şampuanları deniyorum ama bu değil ya. Bunu o kadar da sevmedim. Yani benim favorim gerçekten Hindistan cevizi sütlü olan ve ondan sonra da galiba pirinç ve yulaf sütlü olan. O da beyaz, o da güzel. Yani bunu çok sevmedim. Ve bundan sonra da bir de bu meyveli serileri kullanıyorum. Onda da yağlı olan güzel gibi gelmişti kokusu ama şimdi Hindistan cevizi suyu olan güzel geldi. Daha çok onu kullanıyorum şu anda da. Yani bunu tekrar almam büyük ihtimal. Ama bu boy bulursam eğer Hindistan cevizi sütlüyü mutlaka alırım. Evet, ve gelelim hazır banyo ürünlerindeyken saç ürününe. Gene Landim böyle keratinli bir sprey var. Yani bu, ben zaten keratin bakımı yaptırdığım için gittiğimde Adana'ya, bunun çok fazla etkisini direkt gördüm diyemem. Hani böyle bir sprey çıkarsın ve hani düzleştirirsin falan ya. Mesela şu anda saçımda sadece uçlarında yağ var. Hani çok az bir yağ kullandım ve düz bir şekilde kuruttum. Hani o yüzden zaten saçım normalde düz olduğu için ve keratin bakımda uyguladığım için zaten ekstra böyle bir şeye aslında gerek yok. O yüzden bunu kullandım ama hani elimde olduğu için kullandım ve gerçekten para da vermiştim buna bir. 8-9 euro civarında bir para vermiş olmam lazım. O yüzden bunu çok beğenmedim. Tekrar da almayacağım. Yani çok da tavsiye ettiğim söylenemez. Ve gelelim şimdi cilt bakım ürünlerine. Öncelikle Garnier'in miseler suyunu bitirdim. Bunlar çok bereketli ürünler ve gerçekten ben bunu herhalde bir 8 ay kadar kullanıyorum diyebilirim. Bunu seviyorum. Gül kokusu gerçekten hem cildimi irite etmiyor ve kokusu güzel. Ama bunları kullandıktan sonra, yani ne kadar zaman geçmiş olabilir ki? Bunu kullanıp dişlerimi fırçaladıktan sonra ya da önce dişlerimi fırçalayıp sonra bunu kullandıktan sonra şöyle bir etrafa bakıp yatağa geçene kadar bile cildimin gerildiğini hissediyorum. O yüzden bunlar da aslında çok iyi mi? Kafamda büyük bir soru işareti daha. Bu hani Dove'un acaba sabunlu kullansam yüzüme diye de düşünmüyor değilim. Böyle hani sanki çoğu kimyasal ürünü bırakıp hani böyle iki sabunla bir sürü şeyi, böyle hani bir sürü şeyin yerine iki tane sabunla geçirebilirmişim gibi duruyor. İşte duş jelinin yerine bir sabun koymak ya da aynı şekilde iki tane farklı sabun koyarak duştaki yüz temizleme jeliyle sabun değiştirmek ve duş jeliyle de sabun değiştirmek. Tabii iki farklı sabun olur o. Ya da hani bununla böyle silmek yerine cildi ya da makyaj çıkartmak yerine oraya da başka bir sabun koymak gibi böyle bir düşüncem var. Böyle bir radikal karara geçişim var. O yüzden bundan şimdilik almadım. Bakacağız. Hani bununla bir denemek istiyorum gerçekten. O yüzden şu an için bundan sadece elimde normal misel suyu var. O da çok az kaldı. Birkaç ay biter. Ve onun da dışında bir tane de çift fazlı bir makyaj temizleme
misal suyum var. Onun dışında başka Garnier'in misal suyu yok şu an itibariyle elimde. Yine cilt bakımından devam edelim. Bu ay bütün cilt bakım rutinimin değiştiği bir ay. Ve her kategoriden cilt bakım ürünüm şu anda burada bitenlerde. Revolution'un serumu bitirdim. Bu da niacinamid içeriyormuş. %10 ve %1 de çinko içeriyormuş. Yani bu benim aşırı bayılı bayıla kullandığım bir serum olmadı. Ama bunun bir nedeni de böyle hani birazcık yapış yapış bir yapısından kaynaklıydı ve bunu ben artık kullanırken çok sıkıldığımı hatırlıyorum. O yüzden bundan bir tane daha almayacağım. Böyle cildimi nemlendiren değil de sanki böyle bir katman oluşturup böyle hafif de yapış yapış his veren bir serum oldu. Bu o yüzden bundan bir daha almayacağım. Ve hani çok da tavsiye etmiyorum. Belki de niacinamid böyle bir şeydir. Onu da bilemiyorum ama beni çok iyi hissettirmediği kesin. Tabii ki de şarjım bitti. Neyse ki serumu anlatabildim. Bir başka serum da, bunu da 8 Color'dan almıştım. Supernatural. Cildi nemlendiren ve kırışıklık karşıtı bir serum. Bu da Elvin'in markası. Eşiyle birlikte kurdu. Yani şu anda şöyle mi görebilirsiniz acaba? Şöyle bir serum. Kore tarzı cilt bakım ürünleri. İyi içerikli ve doğal içerikli cilt bakım ürünlerinden. Böyle sarı bir üründü bu. Şurada görüleceği üzere. Ve çok kötü kokuyor. Gerçekten yani inanılmaz kötü kokuyor. Bilmiyorum benimki mi böyle yoksa genel olarak içinde ekstra bir parfüm olmadığı için mi böyle bilmiyorum ama yani böyle o anda bir hissediyorsunuz ve tabii ki kalıcı değil. O yüzden de güzel. Ama bu böyle en azından nemlendiren ve beni iyi hissettiren, güneş kremini hazırlayan bir serumdu. İçeriğini çok beğendim ama kokusundan dolayı tekrar almayacağım. Bunu da merak edip almıştım. En azından denediğim güzel oldu. Göz kremine geçelim şimdi de. Upcircle diye bir markanın daha önce bir gece kreminden bahsetmiştim ve bu da aynı şekilde, aynı formda, aynı ambalajdaki göz kremi. Bu da içerisinde salatalık, hyaluronik asit ve kahve içeriyormuş. Gerçekten mantık olarak ve aydınlatma, böyle uyanma etkisi vermesi için içeriği çok güzel. Burası cam, burası metal. Gerçekten çok güzel bir ambalajı var. Ve vegan. Yani gerçekten böyle hani markanın bütün değerleri ve her şeyi çok güzel. Gerçekten de yapısı da çok güzeldi bu göz kreminin. Ya ben sadece kavanoz formundaki göz kremlerini çok hijyenik bulmuyorum. Belki de ondan ama bundan tekrar alırım yine de. Gerçekten çok güzeldi çünkü. Bunu böyle hem duruşu hem böyle ne bileyim yani beni çok iyi hissettiren ve hani hem ambalaj olarak hem de içerik olarak beni çok iyi hissettiren bir yapısı vardı. O yüzden bundan bir daha alırım. Bir defa şöyle bir maske yapmıştım ve bunun aslında üstü de var. İki kullanımlık. Diğerini kullanmamışım. Bu sadece. Altını kullanmışım. Bu galiba DM'lerde olan bir maske. İçerisinde shea yağı, panterol varmış ve bütün cilt tipleri için geçerliymiş. Böyle güzel bir maskeydi. Böyle krem. Belli bir süre kalan. Sonra işte onu pamukla fazlasını aldığın ve hani o cildinde kalan maskeleri genel olarak çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Cildin aşınma ihtiyacı olduğu zaman bunu genelde kullanıyorum. Hep ve hep elimin altında olmasına çok seviyorum. Yani hiç kimse de görmediğim bir cilt bakım ürünü bu. Ve çok tesadüf bir şekilde Edmund Kennedy'den çıktı. Asam Beauty'nin boyun kremi. O kadar güzel bir ürün ki. Yani anlatamam ve gerçekten boynumu uyguluyorum bunu. Bundan sonra büyük boyunu aldım. Mükemmel kokuyor. Yani böyle bir koku olamaz. Keşke göndersem. Bunun parfümü olsa da kullansak. Yani bu kadar güzel kokamaz. Hem yapısı çok güzel hem kokusu çok güzel. Hissettirdiği çok güzel. Yani boynuma da özel bir krem kullanmayacaksam eğer. Yani bilmiyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ama gerçekten seviyorum yani. El kremlerine gelelim. Çok fazla el kremi bitirmişim. Şöyle bir minik, ha pardon bu da. Yine cilt bakımından devam edelim. Bir tane daha maske bitirdim. Bu da Evolution'un Edmund Kendrick'ten çıkan krem bir maske. Bunu bitirdim ve çok kullandım aslında. Ağustos ayında birkaç defa maske yaptım. Ve sonra bundan da yapıp aslında bu Ağustos'u bu şekilde bitirdim. Aslında öncelikle bunu anlatmam gerekiyordu. Bu da çok güzel bir maskeydi gerçekten. Böyle çok az uyguluyordum ve hani cildin onu tamamen emdiğini hissediyordum ve görüyordum da. Yani tek bunun sorunu inanılmaz bir turuncu rengi var. Sanki zerdeçal gibi bir turuncu rengi var. Ve böyle pamuk tutturuncu oluyor. Yani hani böyle bunu uyguladıktan sonra eğer yatarsam ve cildini yeterince silmediysen ya yastık kılıfın falan mahvolabilir yani böyle bir ürün. O yüzden bunu sadece rengini sevmedim ama yapısı ve hissettirdiği böyle nemli his gerçekten çok güzeldi. Sonra gelelim el kremlerine. Böyle liçili bir el kremi. Bu da yine Yves Rocher'in Edmund Kennedy'den çıkmıştı. Bunların ambalajlaması çok kötü. Çünkü çok büyük bir ağzı var ve
şöyle. Yani kocaman bir ağzı var ve hani şöyle yapsanız içindeki ürünün dökülme ihtimali çok yüksek. Hem ambalajı kötü hem içindeki ürün çok akışkan. O yüzden böyle üstüme falan döküldü bir iki kere. O yüzden bunu çantamdan çıkartıp burada masamda kullanmıştım ve öyle bitirdim. Sonra bir tane de Burt's Bees'in bir lip balmlı hem de el kremli bir tane seti vardı Zalando'da, onu almıştım. Bunu açmaya çalışıyorum bir yandan. Bu da kenevir galiba. Hemp ne demek? Şu anda hatırlayamadım. Yani hemp diye bir ürün. Bu kadar kötü ki. Yani bir ürün bu kadar kötü kokamaz. Yani şu anda bir açınca direkt kokusu yayıldı. Ve ben bunu maalesef ki ayak kremi olarak kullandım. Ve bitirdim. Gerçekten çok kötüydü. Sadece ziyan olmasın diye kullandığım bir üründü. Hemen kapatmak istiyorum çünkü gerçekten çok kötü kokuyor. Yani şu anda bile bir başım ağrıdı. İnanılmaz kötü kokuyor. Şöyle bir ürün. Hiç tavsiye etmem. El kremi olarak da ayak kremi olarak da kokusundan dolayı hiç tavsiye etmeyeceğim bir ürün. Dove'un deodorantlarından bahsedeceğimi söylemiştim. Prak'tan Dove'un böyle salatalıklı ve yeşil çaylı bir deodorantını almıştım. Çok güzel kokuyor. Gerçekten. Yani bu ne kadar kötü kokuyorsa. Bu da o kadar güzel kokuyor. Böyle fresh, böyle temiz temiz bir hissi var. Çok sevdim. O yüzden bunu buraya koymak istedim. Şimdi sadece orijinali var ve orijinalini kullanıyorum. O yüzden onları tekrar göstermeme gerek yok ama bu gerçekten çok güzeldi. Bunu bulursanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü ben kesinlikle alacağım. Bir de armutlusu. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Böyle bir tane yine Essilor diye bir markanın. Genel olarak zaten hep böyle minik minik parfümlerini böyle gündelik kullanmak için almıştım. Şimdi Soulmate'ini kullanıyorum. Yani genel olarak çok güzel kokuyorlar ama kalıcılık problemleri var. O yüzden artık almamaya karar verdim. Ya bu da güzel kokuyordu. Bu da fena değildi ama yani... Yani çok kısa sürede bitiyor ve dediğim gibi kalıcı da değiller. Bunu da tavsiye etmem. Makyaj yaparken bir tane ürünüm böyle mahvoldu ve gitti. Naşita'nın bir fırçasıymış bu da. Naşita Pro 255 numaralı fırçası. Aslında güzel de bir üründü ama artık hani hem bu böyle gitti hem de genel olarak bilmiyorum şu konik yapısı çok da güzel değil. Ben bunu çok sevmemiştim. Fırçanın yapısını. Belki de benimki böyleydi bilmiyorum ama o yüzden bu hazır vedalaşmışken benle bununla da vedalaşıyoruz. Ve gelelim son iki ürünümüze. Hem bir top coat bitirdim. Essence'in jelden daha iyi top coat'u. Bu çok güzel bir ürün gerçekten. Ojeyi inanılmaz derecede uzun süre tutuyor. Çok parlak ve çok güzel bir oje. Çok beğendim. Sonra Trendy Top'un böyle duble dolgunluk veren ve ışıldayan bir ojesi. Şöyle bir renk. Bu rengi hem normalde kullanmayı hem de birkaç ojeyi birleştirirken karıştırmayı çok sevmiştim. Tam olarak şöyle bir rengi var. Ha, böyle daha güzel gösterecek galiba. Tam olarak şöyle bir rengi var ve gerçekten çok güzel bir renkti. Bu da bitti ve sonuna geldik. Oje bitirince gerçekten ayrı bir gururlanıyorum. Kocaman upuzun bitenler videosunda sonuna geldik. Gerçekten o kadar uzun sürdü ki anlatamam. Çok yoruldum ama değdi. Bunların hepsinden kurtulacağız ya gerçekten değdi. O yüzden umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bu ürünlerden hangilerini kullandınız ya da hangilerini almak isterdiniz? Aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda yani çok kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.